Herkese merhabalar. Bu dersimizde ufak bir örnek yapacağız sizlerle. İki sayının yerini değiştirme sorusu. Yani şöyle, bizim kullanıcıdan iki tane değer alacağız ve kullanıcıdan almış olduğumuz bu değeri aslında biz burada programlamamızda yaptığımız o değişkenlerin birbiriyle değerini atayacağız. Şöyle ki mesela sayı 1, sayı 2 olsun. Mesela kullanıcımız sayı 1 için bir değer girecek, sayı 2 için bir değer girecek. Daha sonra biz burada işlemler yapacağız ve kullanıcımızın o sayı 2 için girdiği değer sayı 1'e, sayı 1 için girdiği değer de sayı 2'ye atanmış olacak. Yani burada neyi sağlıyoruz? Ufak bir aslında algoritma kurmayı, iki tane değişkenin değerinin birbirleri arasında nasıl değiştirileceğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Şimdi ben burada sayı 1 ve sayı 2 oluşturdum. Hemen kullanıcıma diyorum ki lütfen birinci sayıyı giriniz yazdım. Şimdi birinci sayıyı girecek kullanıcım. O yüzden buradaki sayı 1 değerini böyle convert falan demeden direkt int.parse diyorum arkadaşlar. Yani böyle de yapılabilir. Bunu da unutmayalım. Sonuçta integer değer onlar. Sayı 11 değil, sayı 1 olacak. Ve aynı şekilde şöyle şurayı kopyalayıp şöyle Ctrl D'ye bastım. Lütfen ikinci sayıyı girin diyorum ve sayı 2 diyorum. Güzel. Kullanıcıdan bu iki sayıyı aldım. Şimdi daha sonra kullanıcıdan almış olduğumuz bu sayıyı şöyle console.writeline diyerek birinci sayı şöyle diyelim 0, şöyle eşittir yapalım bir de, ve ikinci sayı eşittir 1 diyelim. Şuraya gelip şu 0 yerine ne yazdırmak istiyoruz? Sayı 1'e. Şuraya da sayı 2'yi yazdırmak istiyoruz. Güzel. Şimdi ben bu sayıların yerlerini değiştirmek istiyorum. Yani ikinci sayının değerini 1'e, birinci sayının değerini 2'ye atmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım arkadaşlar benim? Öncelikle şöyle düşünün. Şimdi basit bir makine düşünün. Şöyle iki tane değişken burada depolanıyor. Şurada işte atıyorum kullanıcı sayı 1 için 3. Şöyle 3. Sayı 2 için 5 girdi. Şimdi siz bunların yerlerini değiştirmek istiyorsunuz. Şimdi siz bunu buna eşitleseniz ne olacak? Buradaki değer silinecek. Yani buradaki değer 3 olunca 5'i kaybetmiş olacağız. Peki buradaki 5'i 3'e eşitlesek aynı şekilde bu sefer 5 olacak. Her iki değerde 5 olmuş olacak. Demek ki benim bunların içerisinde bir tane daha değişken oluşturmam lazım ki ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki 3 değişkenini geçici olan değişkenime koyacağım. Daha sonra buradaki 5 değerini geleceğim. Buraya atayacağım. Böylece ne olmuş oldu? Sayı 1'imiz 5, sayı 2'miz 5 iken artık sayı 1'imizin ilk değerini farklı bir değişkende tutmuş oluyoruz. Biz buna pasaj değişken diyoruz. Yani geçiş değişkeni. Bunu da alıyorum. Buraya koyuyorum. Otomatikman ne yapmış oluyoruz en son? Yer değiştirmiş oluyoruz. Gelelim hemen. Şöyle int. Biz buna programlama dünyasında genelde temporary, yani şöyle temporary, şöyle geçici demek bu. Geçici değişken deriz. Yani temporary variable ya da variable diyebiliriz. O yüzden şöyle bir tane geçici bir değişken oluşturdum burada. Şimdi artık ne yapacağım? İlk başta dediğim gibi önce geçici değişkenimin içerisine sayı 1 değerimi atıyorum. Sonra sayı 1 değerimin içerisine sayı 2 değerini atıyorum. Şu anda ne oldu? Sayı 1 değerimi ben bu temp'in içerisinde tutuyorum. Ve şu an sayı 1 ve sayı 2 değişkenimin değeri aynı. Şimdi son olarak gelip bu sayı 2 değişkeninde önceden sayı 1'in değerini tuttuğum o geçici değişkenin atamasını gerçekleştiriyorum. Güzel. Böylece ne olmuş oldu arkadaşlar? Ben bu sayıların yerlerini değiştirmiş oldum. Şimdi bunu Ctrl C ile kopyalayıp buraya yapıştırdığımda ve hemen aşağıda şöyle console.readline deyip programın sonlanmasını engelleyelim. Bakalım şimdi programımız ne olacak? Şöyle Start'a bastım. Lütfen birinci sayı girin diyor. 5 girdim. İkinci sayı girin diyor. 2 girdim. Bakın ilk başta birinci sayı 5 girmiştim. İkinci sayı 2 girmiştim. Fakat benim şurada yapmış olduğum işlemler sayesinde, şöyle 3 satır sayesinde bu sefer birinci sayı 2, ikinci sayı 5 yapmış. Yani birbirleri arasında yerlerini değiştirmiş olduk. Biz buna swap, yani swap, şöyle durdurayım programımı. Biz buna şöyle swap diyoruz arkadaşlar. Swap işlemi. Yani swap şey demek işte. Değiştirme demek zaten. Değiştirme.
Swap yani. Swap yapıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar, hani bunun program dünyasında kullanılıyor bu değiştirme işlemleri yeri geldiğinde. Bunu da bilmenizde fayda var. Zaten böyle ufak bir algoritmasını hep beraber düşünerek oluşturmuş olduk. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.